Evet. Rüveyda yapmak istiyordu. Anlasın bakalım bize hadi. Evet Rüveyda. Hocam ben ilkincisinde A ile B'nin ortak olan elemanlarını yazdım. Hangisini? Kesişimini mi diyorsun? Evet. Önce burayı yapayım diyorsun. Bu kesişim değil mi? Alttaki diyorsun. Biliyorsun. Evet. Tamam. Orası 3 ve 4 oluyor. Ortak olanları çizelim bakalım. Burada 3 var. Burada 3 var. Bir 4. de dörtler var. Başka ortak yok değil mi? Tamam. İkinciden başladı. Hemen kolayı seçtik galiba. Ya da sonra mı kullanacak bilmiyorum. Ortak olan demek kesişim. Yani ikisinin ortak olan sadece 3 ve 4 var. 2 eleman var. Bunu alıp böyle küme içine koyduk. Güzel. Kesimi. Tamam. Üstteki ne demekti? Çünkü de birleşim diye hatırlıyorum hocam. Evet. Ona da bir geliyor, iki geliyor, üç geliyor, Yani önce bir dört, şey diyorsun. beş, Özür dilerim. altı. Özür dilerim. Önce birinci küme yazalım değil mi? Rastgele. Fark etmiyor. Önce alt küme Evet. yazalım. Bir, iki, üç, dört. Sonra B'ye geçelim. Çünkü B'de olmayanları A'ya yazacak. Evet. Şimdi zaten 3'ü yazmıştık değil mi burada? Ha, bir daha bu 2'yi yazmayacağız. Evet. 4'ü de yazmıştım. 2 kere yazmayacağız. Farklı ne kaldı geriye? 5 ile 6 mı kaldı? 5 ve 6. Güzel. Onu da buraya koyarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 da birleşim kümesi oluyor. Neden azal hepsini yazmadık? Çünkü 3 ve 4 ortak olduğu için birer kere yazılıyor. Teşekkür ederim Rüveyda. Rica Ben ederim isterseniz hocam. bunu bir daha ben şemasıyla da göstermeye çalışayım. Şu şekilde. İkinci kümeyle kırmızı yapalım şöyle. Nereye gitti bu ikinci küme? Şöyle dursun. Şimdi ben şemasıyla da gösterelim. Ben göstermeye çalışayım. Soldaki A kümesi olsun. Sağdaki de B kümesi olsun. Şimdi Rüveyda'nın dediği gibi kesişimden önce başladık ya o 3 ve 4'ü bir kere şu ortak bölgeye yazacağız. Yani şuraya 3 ve 4'ü koyacağız. 3 ve 4'ü yanına nokta koyup şuraya gösterdim. Bu kesişim kümesi. A'nın sol tarafında da artık A'da geriye kalanlar. Şimdi A'nın 3 ve 4'ünü yazdığıma göre geriye 1 ve 2 kalmış. Onları da şu boş olan bölgeye 1 ve 2 şeklinde yaz. Böyle okuduğumuz zaman şu mavi çemberin içinde görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4. İşte bu A kümesi. B'yi yazarken de 3 ve 4 ortak bölgeye yazılmıştı zaten. Geriye kalan 5 ve 6'yı da sağ bölgeye yazacağız. 5 ve 6. Ama okuduğumuz zaman B kümesini yani kırmızı çemberin içine baktığınız zaman ne görüyorsunuz? 3, 4, 5, 6. İşte bundan sonra kümeleri böyle göster. Eğer kesimleri varsa kümeyi ben şemasında göstermek istiyorum. Çünkü bazen soru çözerken ben şeması çizeceğiz. Bu şekilde göstereceğiz. Ortak elemanları ortaya yazacağız. Farkları da sağa sola koyacağız. Peki birleşim neresi oldu? İşte birleşim de şu an tam karşımızda duran bütün gördüğümüz buradaki yani şu nasıl göstereyim? Yeşille göstereyim. Bu görselde gördüğümüz işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 da direkt birleşim kümesini veriyor işte bize. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Herhalde anlatabildik. Şimdi geldim ayrık küme. Ne demek? Aslında demin çıtlatmıştım. Ayrık küme demek kesimi boş küme olan. Yani ortak elemanı olmayan. Hatta demin görselde de vardı. Şu şekilde. İki tane küme düşündüğünüz zaman dedik. Hadi bu da yuvarlak olsa fark etmiyor. İşte bu kümeleri ben şemasıyla böyle gösterirsek, işte buna A dersek, buna B dersek, bunların ortak bölgesi yok. Bunlar ayrı, uzak duruyor. İşte bu iki kümeye ne diyoruz? Bu ben şemasıyla göster iki kümeye. Ayrık küme diyeceğiz. Bundan sonra ortak elemanı olmayan, yani boş küme olan kesimleri iki kümeye ne diyecekmişiz? Ayrık küme ismini kullanacağız. Tümleyen kavramı var. Tümleyen. Tümleyen ne demek? Şimdi ders başında bahsetmiştik şeyden. Geçen dersin başında ortası mıydı? Evrensel kümeden bahsetmiştik. Evrensel küme. Şimdi burada işte bir kümenin tümleyeni dediğimiz zaman hatta şurada göstermeye çalışayım da. Şimdi peki evrensel kümeyi nasıl gösteririz? Genelde evrensel kümeyi böyle bir dikdörtgen şeklinde gösteriyoruz. Dışına E değil de genelde bakın buraya yazmış ama fark etmez bence. Dışına da yazabilirsiniz. Yani E kümesi, evrensel küme. İçine daire şeklinde A kümesi yazılmış. A'nın dışında kalan ama tabii evrensel küme içinde kalan. Şu mavi bölgeye de ne diyoruz? A'nın tümleyeni diyoruz. Yani kısacası
A kümesi ile A'nın tümleyenini birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor karşınıza? Evrensel küme çıkıyor. Aynen, evrensel küme çıkıyor. Sembolik olarak da söyleyelim. Ben şu sembolü kullanıyorum daha çok. Yani ama karşımıza bu da gelebilirmiş. Yani A'nın üzerine bir yatay çizgi de olabilir ya da böyle tırnak işareti gibi tek bir çizgi de olabilir. Ben soldakini kullanacağım, tercih edeceğim. Bunun okunuşu A'nın tümleyeni demek. Onu tümleyen. Peki ne demekmiş tümleyen? Bir daha söylüyorum. A'nın dışında kalan, yani A kümesine ait olmayan ama evrensel kümede olan, yani şu mavi bölge A'nın tümleyeni oluyor. O mavi bölgeyle beyaz bölgeyi komple boyadığımız zaman ne olur? Evrensel küme olur. Yani birbirini tümlüyor, bütünlüyor daha doğrusu işte. Yani evrensel küme yapıyor ikisinin tamamı toplamı. Bunu gördüğünüz gibi burada şey de verilmiş. Ortak özellik biçimi de açıklanmış. Bir de bunu okuyalım isterseniz anlam açısından. Demiş ki A'nın tümleyeni X'lerden oluşur. Öyle ki X öyle ki X evrensel kümeye aittir. Yani bu dikdörtgen içindedir. Ama V demiş X elemanı değildir A. Yani kısacası A'nın elemanı olmayıp ama evrensel küme içinde kalan bütün elemanlardan oluşan kümeye de A'nın tümleyeni diyoruz dedim. Tabii evrensel kümeyi vermesi gerekiyor ya bir işlem yapılması için bu şekilde. A kümesi vermiş. Elif yapsın bakalım. Yani soru böyle yapmıştı. Elif Azra. Hocam bu E kümesi evrensel değil mi? Tabii ben yazmamış ama zaten bahsettik ki E ile aslında dediğim gibi söylemesi lazım. Yani evrensel küme E olmak üzere diye belirtmesi lazım ama belirtmesi de E harfi olduğu zaman bunun evrensel küme olduğunu düşüneceğiz. Ama bu evrensel küme evet. Hocam A'nın tümleyenini bulun demiş. Hı. Yani kümesini bulunuz demiş. Hı. O yüzden A'dakileri yani evrenselden A'daki elemanları çıkartacağız. Geriye kalanlar onun tümleyeni oluyor. Süpersin. Çizdim yani. İki çizdim. İki gidecek. Üç, beş ve yedi gidiyor hocam. Geriye kalanları bana söyle yazayım. Tamam. Sıfır, evet. Bir, evet. Dört, dört, altı, evet. Sekiz ve dokuz hocam. Süper. Teşekkür ediyorum. Doğru. Yani evrensel kümenin içinden A'nın elemanlarını atacağız. Kalanlar da A'nın tümleyeni olur. Böylece tekrardan A'nın tümleyeni ile A'yı bir daha bir birleştirsek sonuçta ne yaparız? Evrensel kümeye dönmüş olur. Evet. Tabii evrensel küme sorularda veriliyor hani bazen. Çünkü biz hep en geniş küme dedik ama tabii sorudan soruya değişir aslında evrensel küme. Bir tane evrensel küme vardı diyemeyiz tanıma göre. Artık gerekiyorsa bu şekilde bir işten bize evrensel kümenin elemanlarını belirtmesi gerekiyor. Yoksa sonsuz elemanlı bir şey yoksa zaten yazamazsınız. Tamam şimdi birleşmeyi kesmeyi anladık galiba. Tümleyeni anladık. Şimdi kümelerin farkı yani çıkarılması. Tabii sayı değil bunlar yani sayı olmadığı için çıkarma işlemini demek istemedim ama kümelerin farkı ne demek? Hemen açıklayalım onu da. Tekrar edeyim bunu açıklamadan bitirmeden de. Bu ders bitsin. Ben bir ara verip size test göndermek istiyorum. Yani çünkü bu anlattığım işlemlerin oturması gerekiyor. Çok fazla bir şey yapmadık ama ders olarak, sayı olarak ama aslında bayağı bir şey ben hızlı gittim galiba sanki biraz onu hissettim. Kümelerin farkını falan da anlatalım. Bugünkü dersimiz bitsin. İlk ders başlamadan ben size test atayım gene kümelerin başlangıcı ile ilgili. Biraz gene test çözelim. Yani konuyu çok hızlı ilerlemeyelim. Biraz otursun yeni bir konu. Görmediğiniz bir konu sonuçta. Döndüm tekrar konuma. Kümelerin farkı. İşte ben şemasını göstereyim önce sonra tarife bakarız. Şimdi dediğimiz gibi deminden beri çiziyoruz. Üç tane şekil söz konusu gene aslında burada. Birinci şeklimize bakarsak, bir nolu şekle bakarsak ne görüyoruz? Kesişen iki küme var. Burası kesişim demiştim. İkinci kümeye bakarsak, ikinci şekle. Burada ne var? Ayrık iki tane küme var. Yani kesişmeyen. Ortak eleman olmayan iki tane küme var. Üçüncü küme de B kümesi, A'nın alt kümesi. B, A'nın alt kümesi. Bunlar karşımıza gelebilecek bütün çeşitlilikleri buraya koyduk. Yani iki kümenin olabilecek konumları vermeye çalıştık. Kesişebilirler. Bir, ayrık olabilirler. İki ya da iç içe yani alt küme durumu olabilir. Bunlara göre tekrar değerlendirdik. Şimdi tanıma dönelim. Tanım şunu diyor.
Aslında sayı gibi düşünün. Yani sembolik olarak göstereyim önce. Fark işlemini ya böyle göstereceğiz. Eksi sembolü gibi A eksi B. Ya da şöyle A slash B gibi. A fark B. İkisi de kullanılıyor. Yani ikisini yapmak daha kolay belki ama ikisi de kullanılıyor. Fark anlamında bu. Yani dikkat edin neyden neyi çıkartılıyor. Çünkü çıkarmada değişmezliği yok biliyorsunuz sayılardan. A fark B. A fark B demek A'nın içinden B atmaktır. B atmak derken B'nin hepsi A'da olmayacağı için atma biraz sayılarda olduğu gibi olmuyor. Karışıyor kafanız. Şöyle söyleyelim. A eksi B deyince A'nın içinden B'ye ait olanlar varsa bunları atıyorsunuz. Varsa eğer. Yoksa atamıyorsunuz. Yani A fark B dediğimde A'nın içinden ortak olan yani B'ye ikisinin ortak olanları oluyor sonuçta. Yani A'nın içinden B'ye atabilmek demek sonuçta. Ortak elemanları varsa bunları atmak demek. O yüzden A fark B dediğimiz zaman hemen şekle döneyim. Çok kötü konuştum galiba. Birinci şekilde şu mavi bölge kalıyor. Çünkü şu noktalarla gösterdiğim bölge neydi? Kesim kümesi. Yani bu noktayı da gösterdiğim bölge hem A'nın elemanı hem B'nin elemanı olan, ortak olanlar. İşte tanıma göre A'nın içinden B'ye ait varsa bunları at. Yani bu kesim kümesinin at demek oluyor. O zaman geriye bu soldaki hilal şeklinde olan bir bölge kalıyor. İşte şurası A-B oluyor. Benzer şekilde aslında sağda anlatayım olmazsa gelmişken. Aslında burası da ne oluyor taradığım bölge? Bu da işte B eksi A oluyor. Çünkü B'nin içinden A'ya aitler atılmış anlamı çıkıyor bu sefer. O zaman sağ bölgede B fark A oluyor. Peki ortası neydi? Bu da A kesim B. Hepsini birden yazayım çünkü bunları daha sonra kullanacağız. Demek ki böyle bir kesimli ben şeması varsa ortak elemanlı. Bunun sol bölgesi A eksi B şekle göre konuşuyorum. Sağ bölgesi B eksi A oluyor. Ortası da kesimleri oluyor. Gelelim ikinci şekle. A'nın içinde ne yapacaktık? B'ye ait olanları atacağız. Ki bir kere A'nın içinde B'ye ait eleman yok. E o zaman direkt bu şekle göre A fark B ne eşit oluyor bu şekle göre konuşuyorum. Direkt A oluyor. Çünkü A'nın içinde bir şey atamadınız. Demek ki ayrı kümeler söz konusu. Çünkü bunlar ayrı kümeler. İki küme ayrıksa ortak elemanları olmayacağı için çıkarma işleminde bir şey çıkartamadığımız için geriye gene A kümesi kalıyor diyebiliriz. Üçüncü şekil. Ne yapacaktık? A fark B istiyorsak. A fark B dediğimiz zaman A'dan B'ye atacaktık ki zaten B'nin bütün elemanları A'da olduğu için direkt B'yi silip şu simit şeklinde, halka şeklinde kalan mavi bölge bizim A fark B kümemiz oluyor. Sanırım anlatabildim. Tekrar ediyorum. Fark işlemi demek. A fark B'den bahsediyorum. A'nın içinden, A'nın içinden eksiltme yapacağız. Ne eksiltse? B'ye ait olanlar. Yani A'nın içinden B'ye ait olanlar demek. Aslında ortak elemanlar demek. Yani A'nın içinden ortak elemanlar açacağız varsa. Eğer yoksa zaten bir şey atamayacağız. Kendisi kalacak gibi. Bir de en altta şey yapılmış, ortak özellik yöntemiyle bir tarif yazılmış. Onu da bir okuyalım. A fark B kümesi eşittir. X öyle ki, öyle x'lerden oluşur ki, x'ler A'nın elemanıdır ve B'nin değildir. Yani seçtiğimiz x'leri A'ya ait olacak, yani A kümesi içinde olacak ama B ile ilgisi olmayacak. İşte otomatikman o dediğimiz tarif çıkıyor. Yani A'nın içinden B'nin elemanlarını atmak çıkıyor. Kafanız iyice bulandı galiba. Son bir örnekte bu bahsi bakayım kapatacağım galiba. Özellikleri geçmeyeceğim zaten şimdi. Tamam. Şu örneği de yapalım. Ders bitiyor zaten. Dediğim gibi ben bir test hazırlayayım ya da bulayım hazır varsa. Bu aşamaya kadar olan kısımları bize öğretecek çalışmalar yapalım. Sonra konuya devam edelim. Zaten slide'ın yarısı şu an bitmişti de. A kümesi 1, 2, A, B, C. 5 elemanlı. B kümesi 2, 3, 4, A. Olduğuna göre demiş. A fark B ve B fark A kümede de bulun demiş. Zaman az kaldığı için ben mi yapayım bilmiyorum. Rüveyda yapmak istiyorum. Peki Rüveyda söylesin o zaman hızlı bir şekilde. Hocam A. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum ama A fark B'de, A'da olup B'de olmayanları alacağız. Evet.
Onlar da 2B'de de var. 1 oluyor. 3 oluyor. BC oluyor. Özür dilerim. Düzenli yazalım bir dakika. A'nın ilk elemanından başlayalım. 1 alacak mıyız? Bakalım. 1 B'de var mı? Alacağız. 1 B'de yok. Alacağız. 2 alacak mıyız? 2 B'de var. 2'yi almayacağız. Almayacağız. 3'ü alacağız. A'yı da almayacağız çünkü B'de var. B'yi üçünü yerden alıyoruz. A'dayız ama şu an üçlerden çıktı. Karıştırdın galiba sen. Bak şöyle. B'ye hiç bulaşma. A'dan alıyoruz. Ya bunu alacağız ya bu 5 elemanı alıp almayacağımıza bakacağız. Sağdan bir şey almayacağız. Şimdi 1'i aldık önce. Orada mısın? Buradayım, buradayım. 1'i aldık. Neden? Sağda yok. 2 almadık. Şimdi B'de var değil mi? Almadık. A'yı da almadık. Beyim. Almıyoruz şimdi. A, B'de var. B'yi alacak mıyız? Alacağız. C'yi alacak mıyız? Alacağız. Burada bitiyor. Sağdan buraya bir şey aktarmayacaksınız. Sadece bu A'nın 5 elemanından varsa eksiltme yapacağız. Herhangi bir ilave yok. Bakın eksiltme yapıyoruz. Peki B'ye sahip A'ya soruyorsunuz anladığınızdan. O zaman da B'de olup A'da olmayanlar alacağız. Yani. 2'yi almayacağız. 2 ortak almıyoruz. 3. 3'ü alıyorum. Alıyoruz. 4. 4'ü de alıyorum. A'yı almıyorum. Güzel. Yani sonra demeyin hocam buradakiler ne olur? O önemli değil. B farik A deyince bu 4 elemandan gerekiyorsa eksiltme yapacağız. Ne kalıyorsa onu yazacağız yani sonuçta. Aslında teşekkür ediyorum. Aslı yapılan işlem şu arkadaşlar. En başta ne yapacaktık aslında? Veli'ye teşekkür ettik bu arada söyledik. Şimdi aslında şunu yapacağız. A fark B ya da B fark A fark etmiyor. Ne demiştik? Ortakları atacağız aslında. Yani A'nın içinden B'yi atmak demek. Ortakları atmak demek. O zaman ortakları bir çizelim. Yani iki ortak, ikisi de A'lar ortak. İşte bunları çizdiğiniz zaman bu kalan küme ne oluyor? 1, B, C, A fark B oluyor. Bu kalan küme ne oluyor? B fark A oluyor. Yani aslında bu da yapılabilir. Yani çünkü A'nın içinden B'ye aitleri atmak demek hem A'nın hem B'nin olan elemanları atmak demek. O zaman demek ki ben A fark B yapmak için A'nın içinden kesimlerini çıkarırsam, kesim kümesini atarsam, B fark A diyeceği de bunun ortaklarını atarsam, kalanlar A fark B'li B fark bir şey daha silin kapanmadan. İstersek ben şemasıyla daha da güzel görebiliriz. Şöyle onu da göstereyim hızlı bir şekilde. Hemen şöyle gösterelim. Şimdi kırmızı olan küme A kümesi olsun. İşte ne yazayım hızlı bir şekilde hemen. A kümesi. Bu da B kümesi. Şimdi A ile B'yi yerleştirirken nereden başlarız? Önce ortak olanlardan başlarız. Ne demiştik? İkiler A'lar ortak. Hemen şu ortaya iki elemanlı ile A elemanını koyarız. A kümesinin geri kalan elemanları nedir? 1, B, C. Onları şu boşluğa serpiştiririz. 1, B, C. B kümesinin iki elemanını yazdım A ile. Geriye 3'te 4 kaldı. İşte bu Venn şeması daha somut gözüküyor. Sol küme. Yani şurası ne oluyor? A farklı. 1, B, C. Sağ küme ne oluyor? Şurası ne oluyor? Bu elemanlar B farklı oluyor. Ortası ne demiştik? Ortası zaten kesimleri oluyor. Hepsini alırsanız, yani komple bunu alırsanız, bu da ne oluyor arkadaşlar? Bu da A birleşim B oluyor. Bakın hepsini birden göstermeye çalıştım. Yani orta küme kesim kümesi. Sol parça hilal şeklinde olan bir BC A fark B oluyor. Sağ hilal gibi olan B fark A. Hepsini alırsak yani 1 BC 2 A 3 4 bu da ne oluyor? Birleşim kümesi oluyor. Venn şeması hepsini göstermek için. Bir dakika durdurayım.